Hazır mısın? Niye? Cinsiyetini öğrenmiyor mu? Kız mı erkek mi doktor hanım? Daha onun için erken. Öğrenemeyeceğiz yani. Babamız sabırsız galiba. Evet, biraz sabırsız. Hazır mısın? Ne? Bebeğimizin kalp atışlarını dinleyelim istedim. Çok güzel. Bu bizim yavrumuzun kalp atışı öyle mi? Sana çok şükür. Çok güzel sürpriz oldu. Ağlama, bu sana ağlama. Ne, sen de ağlıyorsun. Canım sevgi. Çöpsüz üzümdüm ben. Sade bir karanfile tutundum önce. Sonra aşka tutuldum. Bir sıcak gülüşe, beni saran ellere, güzel seven bir kalbe. Sıkı sıkı tutundum. Hayat hep öyle güneşli değildi oysa. Nasıl atıyordu kalbi ama? Maşallah. İlk fotoğrafı. Aynı sen. Sen şimdi bunu billboardlara astırmışsın. Ya olur mu öyle şey ya? Aynı benmiş. Nereye aynı ben? Daha küçücük baksana. Ben kıyamam ya. Nazar da yarım. Allah korusun. Ya bu hafta ağzı, burnu, kulaklar oluşmaya başlıyormuş biliyor musun? Evet. Mucize gibi bir şey ya. Ya biliyorum şimdi kucağımıza almamıza çok var. Daha çok erken ama alsak şöyle hayırlısıyla, sağlıkla bir mis kokusunu içimize çeksek, öpsek, koklasak. Şöyle ana dese, baba dese. Ya o kadar heyecanlıyım ki. Çok sabırsızsın. Sen yoksa babalık hormonu mu salgılamaya başladın şimdiden? Vallahi bilmiyorum ne salgılamaya başladım ama çok heyecanlıyım. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Bebeğimiz güneş gibi doğdu hayatımıza ya. Bütün sıkıntıları unutturdu bize. Çok şükür. Güneş de güzel isimmiş ha. Ne yapsak, güneş mi koysak adına? Ne dersin? Hayır, şu an değil. Çok sabırsız. Ama şimdi yani ben evladıma ismiyle seslenmeyeyim mi? Yani doğana kadar alışsın, ismiyle büyüsün. İsmiyle büyüsün. Sevgiyle büyüsün. Aşkla büyüsün. Huzurla, mutlulukla. Aşkımız da büyüsün inşallah. Demek bana benziyor. Bana benziyor. Ayşe ile iletişime geçtim. Analizleri, raporları elimizde. Ama dediğim gibi... Kız hamile. Loso ve emzirme döneminde hesaba katarsak en az bir seneye ihtiyacımız var. Tamam. Hızlandıralım o işi. Sen nasıl dersen.
Sen olmasan kafayı yerdim herhalde. Annemle de aram bozuk. Duvarlarla konuşuyordum artık. Şimdi var ya, bütün Antakya konuşuyordur. Hande'nin babası katil diye. Boş ver anne, düşünme bunları. Olan oldu artık. Benim babam birini öldürecek kadar cani olamaz ya. Yapar mı? Yapar diyorsun. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar anne. Evet. Seninle ilgili gerçeklerim de ortaya çıktı. Ama artık çok geç. Hadi kalk bahçede biraz hava alalım. Hadi. Efendim Önder? Ha iyiyiz, iyiyiz. Merak etme. Evet, Ayşe de bebek de iyi. Sağ ol. Eyvallah. Öyle mi? Ne zaman olmuş? Tamam. Ben müsait olduğumda ararım seni. Eyvallah, görüşürüz. Sağ ol. Kötü bir şey yok değil mi? Yok canım. Seni merak etmiş. Yani bebeğimizi. En sevdiğim koku bu. Ne kokusu? Yuva kokusu. Yuva kokusu diye bir şey var biliyor musun? Uzun zamandır almıyordum ben bu kokuyu. Konağı hiçbir zaman yuvam olarak görmedim diyorsun yani. İkimizin kurduğu dünyayı hiçbir şeye değişmem diyorum yani. Ben de değişmem. Ben de değişmem sevgilim. Ama şimdi oturup dinlenmeni istiyorum, olur mu? Sen şöyle otur, güzelce dinlen. Ben de gireyim, işlerimi halledeyim. Olur mu? Ferit'ciğim niye oturayım ya? Bir de pış pışla istersen Ferit. Niye dinleneyim ki anlamıyorum. Doktor çalışabilirsin dedi. Hasta değilim ben. Gidip şimdi çorba yapacağım. Yok öyle çorba morba yapmak. Yok öyle ayakta duracaksın, yorulacaksın, çorbalar yapacaksın. Bitti o işler. Tamam ben gideceğim sana. En kral yerden yemek alıp geleceğim. Hatta yaptıracağım. Ağzının tadıyla şöyle oturacağız, mis gibi yiyeceğiz sevgilim. Tamam. Yok öyle. Sen beni şımartacak mısın hep böyle? Her zaman şımartacağım seni. Hadi gel bakalım şöyle. Gel. Gel. Gel, 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 gel. Ya bak, böyle arkama yaslanmalar falan hiç benlik değil ama bugünlük seni dinleyeyim, tamam. Uzat hayatım ayağını. Sadece bugünlük seni dinliyorum, tamam mı? Bugünlük öyle mi? Bak sen, sen beni her zaman dinle bir tanem. Sen her zaman usta ol ki bebeğimiz de senin gibi usta olsun. Hadi ben şimdi senin üstüne bir battaniye getireyim. Şöyle güzel güzel dinlen. Sevgilim sen şöyle yat dinlen. Heh, ne yapalım? Tamam. Hadi sevgilim. Kalkmak yok. Tamam mı? Güzelce dinleniyorsun. Tamam. Hadi bakalım görüşürüz. Kalkmıyorum. Sen gelene kadar böyle kalacağım, dinleneceğim. Bebeğim benim. Ne yapalım? Baban öyle istiyor. Biz de yatıp dinlenelim. Sen bana tutun. Ben babana tutunayım. Üçümüz birbirimize kenetlenelim. Mutlu, mesut olalım. Seni seviyorum. Ender, az önce Ayşe yanımdaydı da konuşamadık. Demek biri Hüseyin'i ihbar etmiş ha?
E biz daha Bağ'ın videosunu işleme bile koymadık. Kim yapar ki böyle bir şey? Ender, bak bu Hüseyin'in Bağ ile bir mevzusu var. Bizim neyin ne olduğunu çözmemiz lazım. Tamam. Haberini bekliyorum. Görüşürüz. Eyvallah. Annem olmayabilir. Ama onun kuralları hala geçerli deyince... Fethiye Hanım yüzü bir asıldı. Görmen lazım anne. Ben de zoruna mı gitti dedim. O ne dedi? Ne diyebilir? Hiçbir şey diyemedi. Sustu kaldı. Ya ben bu arada bilerek Kezbanların önünde dedim ki... hani onlar da başları boş sanmasınlar. Ya Fethiye meselesi bir şekilde çözülür. Ama Ferit'in bu atarlanması bir türlü geçmedi gitti. Biliyorum senin de canın sıkkın. Ama Ferit de Sinan gibi değil ki. Leman, bana bir bardak su getirir misin? Dilim damağım kurudu. Tabii anneciğim, hemen getireyim. Alo, Zümrüt. Nasılsın canım? Nasıl olayım azade? Hüseyin'i içeri aldılar. Aldılar mı? Gözaltına mı aldılar? Bağ Yalçın cinayetiyle mi ilgili? Sen ne diyorsun Zümrüt? Hayat beni gittikçe daha fazla yalnızlaştırıyor. Şimdi de babamdan ayırdı. Ben acaba yaşattıklarımın bedelini mi ödüyorum? Baksana mutluluk haram oldu resmen. Anne düşünme bunları ya böyle. Bırakma kendini. Ben senin kıymetini daha iyi anlıyorum her geçen gün. İyi ki varsın. Bir sen kıyamıyorsun bana. Bak ben Baha'yı getirdim. Babamın başına bela ettim. Bana demedin ki senin yüzünden hepsi diye. Sırf üzülmeyeyim diye. Ya şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var anne? Üzme kendini. Bak bir de sana bir şey söyleyeceğim. Bunları böyle her yerde konuşma, başını belaya sokacaksın. Tamam mı? Ya aman Ferit geldi, duymuş mudur bizi? Yok ya, nereden duyacak? Hoş geldin Ferit, babamı mı duydun? Çok kötüyüm ben. Sağ ol geldiğin için. Seni teselli etmeye gelmedim buraya. Ne oldu? Niye almışlar babanı? Ne alıp veremediği varmış Baha'yla. Ben nereden bileyim Ferit? Belli ki biri cinayeti babamın üstüne yıkmaya çalışıyor. Babam sence böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yapmadığı ne malum? Ne diyorsun sen ya? Benim babam Hüseyin Varoğlu. Katil öyle mi? Sen nasıl inandırdın kendini buna? Anne, gözümün içine baka baka yalan söyleme bana. Baha beni öldürmeye çalışırken ne hikmetse bir anda ortaya çıktın. Allah'ın da anda beni buldun, kurtardın, konağa kadar getirdin, yaptın şovunu. Nasıl oldu bu? Şans eseri mi? Bana bak. Baha'yla nasıl bir bağ kurdun, nasıl bir ilişkin var bilmiyorum. Ama babanın Baha'yla bir alıp veremediği olduğunu çok iyi biliyorum. Sen de bunu biliyorsun. Çok güzel ya. Seni kurtardım diye de suçlu ben oldum. Ben hiçbir şey bilmiyorum, tamam mı? Biliyorsun. Anne biliyorsun, anlatacaksın ne biliyorsan. Ya bilmiyorum diyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Bilmiyorum hiçbir şey. Şu halimi görmüyor musun? Hiçbir vicdanın yok senin ya. Niye üstüme geliyorsun bu kadar? Düşmanım mıyım ben senin? Niye bana böyle söylüyorsun? Tamam tamam Ferit, bak yeter. Kızı perişan halde görmüyor musun? Hadi Hande, biz içeri geçelim hadi. Hande'cim, böyle bağırıp çağırınca haklı olmuyorsun. Kimseyi aptal yerine koyma. Bu duygu sömürlerini sökmüyor bana artık. Ferit bak yeter. Tamam mı? Kızı rahat bırak. Sana ne lan? Sen karışma, avukat mısın sen? Çekil git. Karışırım lan, karışırım. Kız bilmiyorum diyor, anlamıyor musun? O babasının nasıl katil olduğunu çok iyi biliyor. Şimdi neyini nasılını anlatacak bize. Oğlum anlatacak bir şey yok diyor lan kız, üzgün görmüyor musun? Bak benim şartelimi attırma, canımı sıkma, git şuradan ha. Ulan sen kimsin lan? Lan sen kimsin oğlum? Senin şalterin atsa ne olur, atmasa ne olur? Bana bak Yaman Efendi. Birisi benim karıma iftira atarsa, adam öldürüp suçu üstüne atarsa ben bunun hesabını sorarım. Duydun beni? Bas git şimdi. Bak çek lan elini kolunu, çek. Kimin delil kanatlarını biz çok iyi biliyoruz.
Eğer bir hesap soracaksan gidip annene soracaksın. Anneye değil. Lan kimsin lan? Annemin adını ağzına alıyorsun. Ya oğlum bak sen var ya çok oluyorsun. Ya ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin. Bizim derdimiz zaten bize yetiyor. Bir de sizinle uğraşmayayım. Ferit lütfen. Şimdi çık git buradan. Hemen. Kimse bir daha bu eve elini kolunu sallaya sallaya giremeyecek. Anlaşıldı mı Hande? Zümrüt teyze, ben buraya keyfimden gelmedim. Hüseyin Bey'in cinayetle bir ilgisi var mı öğrenmeye geldim. Kusura bakma. O zaman git Hüseyin'e sor. Nasılsa yerini biliyorsundur. Ne hesabın varsa git onunla hallet. Bizimle değil. Yaman, seni bu evde istemiyorum, anlaşıldı mı? İkinize de söylüyorum. Şimdi ikiniz de bu evden defolup gidin. Yaman hiçbir yere gitmiyor. O benim yanımda kalacak. Kızım sen beni delirteceksin mi? Delirtecek misin? Ne demek? Evli barklı bir adamın seninle birlikte kalması ne demek? Anne ne diyorsun ya? 5 dakika müsaade et bana bak. Ha? 5 dakika. 5 dakika sonra içeri giriyorsun anne. Gel şurada oturalım ya, bunu aldım. Müsait olduğunuzda arar mısınız? Konuşmamız lazım. Önemli bilgiler vereceğim size. Saadet Hanım, ben de sizi arıyordum. Aa, bir şey mi diyecektiniz? Kezban! Getirdim hanımım. Sana yol gözüktü diyorsunuz yani. Maaşın hesabına yattı. Bu evde sana gerek kalmadı artık. Ha, hala Adnan'a gidip kendini acındırmaya, ağlamaya kalkışırsan külahları değişiriz. Haberin olsun. Kezban, bana bir kahve yap. Tabii hanımım. Acıyor mu çok? Ya yok Hande, tamam ben iyiyim ya, iyiyim. Acımıyor, sen yorma kendini. Ne yorulacağım ya? Böyle günlerde birbirimize destek olmayacaksak neye yarar arkadaşlık? Senin canın yanınca ben de kötü oluyorum. Hande ben gideyim ya, Betül beklerim. Ya gitme sen. Biraz daha kalsın. Çok ihtiyacım var benim sana Yaman. Tamam ya, ne saçmalıyorum ben. Git. Böyle bir şey istemeye hakkım yok. Şey yaparız, haberleşiriz. Tamam, ben gelirim yine. Ararım seni. Görüşürüz. Geleceksin tabii. Ha, gel avukat ya. Ya ne oldu bunlar? Beni apar topar getirdiler böyle. Ya bu iş niye bize uzandı? Sakin ol önce Hüseyin abi. Soluklan. Ya nasıl sakin olayım Allah aşkına ya? Delil mi buldular bunlar? Elinde bir şey mi var? Delil olduğunu pek sanmıyorum. Biri ihbar etmiş olmalı. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek biri. Etrafında kimler var? Kimler sana kelek atmış olabilir Hüseyin abi? Bir düşün. Mahkemeden önce susturalım ki nezarethaneden direkt evine git. Tabii ya. Zümrüt. Beni karım ihbar etti. 40 yıllık kocasını sırtından bıçakladı ya. Madem o çocuğunun babasını acımadı, biz de ona acımayacağız. Bak avukat, benim sende tam vekaletim var. Şimdi gidiyorsun, bütün malımı, mülkümü devrediyorsun. Banka hesaplarına bloka koyuyorsun. Kredi kartlarını da kapattırıyorsun. Burnundan sürsün, bakalım nasıl yaşıyorlarmış. Hay be. Sevgilim,
Yatıyor musun sen ya? Aferin, böyle söz dinle işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana mis gibi tepsi eti yaptırdım. Ya sıcak sıcak ye. Yani kesin çok güzeldir, emin. Çok güzel görünüyor. Ama bundan sonra dışarıdan yemek yok. Bu son olsun. Ocağı tütmeyen evin bereketi olmaz derler. Öyle mi derler? Aa. Dudağına ne olmuş? Ne olmuş? Kan mı bu? Ya yok canım, ne kanı? Siparişi beklerken çocuklar acılı şalgam ikram ettiler. Onu içtim de o kalmış. Hay Allah. Şalgam. Hı. Acılı. Ne oldu? Gergin misin sen biraz? Geriyorsun beni Ferit. Ya dudağın kanıyor. Bariz kan var orada. Kavga etmişsin. Bana acılı şalgam içtim diyorsun. Yalan söylüyorsun. Kavga mı ettin sen? Anlat şimdi. Bağ'ın cinayetiyle ilgili Hüseyin'i gözaltına almışlar. Hüseyin? Hande'nin babası. Ne alaka? Hüseyin'i gözaltına aldılarsa altından kim çıkacak sence? Hande. Başından beri şüphelenmiştim. Ama babasını bu işin içine dahil edeceğini tahmin edemedim. İşte ben de gittim Hande'ye hesap sormaya. Yaman da oradaydı. Aramızda ufak bir itiş kakış oldu. Ya biz konaktan niye ayrıldık söyler misin? Sakinlik, huzur istediğimiz için değil mi? Kavgadan, gerilimden kaçmadık mı biz? Ya tamam kaçtık da şimdi ben böyle bir şey öğrenince gidip hesabını sormayayım mı? Ağzı yüzü bir patlamış bir baba, değil mi? Ne büyük gurur. Sen artık tek kişi değilsin. Sen bir şey yaptığın zaman hepimiz etkileniyoruz. Hayatım tamam, abartma Allah aşkına. Yani oraya gidip gerçekleri öğrenmek istedim, bu kadar. Ya git gerçekleri öğren. Ama bana yalan söyleme artık ya. Ben sana yalan söylemedim. Söyledin. Söylemedim. Söyledin. Bak ağır konuşuyorsun, yapma. Asıl senin yaptığın ağır Ferit. Ya ben çocuğumun babasını böyle görmek istemiyorum. Ben yalancı bir koca görmek istemiyorum. Ben böyle bir baba istemiyorum. Ne demek ya böyle bir baba istemiyorum? Ne demek böyle bir koca istemiyorum ya? Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Gitmemi istiyorsan söyle, ben direkt giderim. Böyle kıvranmana gerek yok. Ben sen üzülme diye sustum. Kendini üzme diye öyle şalgam malgam diye saçmaladım. Tabii canım, saçmaladın. Çünkü öfkene hakim olamadın. Bir de beni aptal yerine koyuyorsun. Neymiş? Şalgam içmiş. Harika. Ben seni aptal yerine koymadım Ayşe. Meseleyi buraya kadar getirdiğine inanamıyorum ya. Tamam, sen haklısın. Her konuda sen haklısın. Özür dilerim. Git, git tepe. Kaçıyorsun değil mi? Hayrola Adnan'cığım, erkencisin bugün. İşim erken bitti. Ben de eve geldim. Saadet Hanım odasında mı? Saadet Hanım gitti. Nereye? Ait olduğu yere herhalde. Adnan'cığım artık sen iyileştin. İşe de başladın. Saadet Hanım'a bu evde gerek kalmadı. Tabii. Azade Hanım sana ihtiyaç yok deyince ben de bir şey diyemedim tabii. Tamam, sen şimdi Adnan Bey'in kalesini içeriden fethetmeye devam edeceksin. Nasıl yani? Adnan'ın sana sıra sıklama aşık olmasını sağlayacaksın. Bugüne kadar yaptığın şeyler çok iyiydi, böyle devam et. Tamam. Sağ olun. Aa, bu arada Azade Hanım'la Vediye Hanım konuşurlarken bir şey duydum. Sizinle ilgili bir mesele. Neymiş o? Anneniz Feraye. Vediye Hanım onun ablasıymış. Nasıl ablasıymış ya? Vediye Hanım, sizin teyzenizmiş.
Neymiş efendim? Kavga etmişim. Allah Allah. Çocuğuma böyle babalık yapamazmışım. Serseri dedi ya bana. Anlıyorum tamam, hamilelikten dolayı hormonları alt üst olmuş. Duygu, düşünce, her şey birbirine karışmış ama yani böyle laf edilmez. İnsan ağzından çıkanı biraz kulağa duyacak. Sopa gösterdi ya bana. Bildiğin eli maşalı. Eli maşalı olduğum doğru. Burada olduğunu adım gibi emindim. Biraz fazla ağır konuştum galiba. Biraz. Özür dilerim. Seve seve kabul edeceğiz özürünü. Seviyoruz en nihayetinde. Kaderimse çekerim. Çekeceğiz karını. Daha hamileliğin başındayım. Daha çok çekeceksin karımı. Oo, yandık. Yandık yine yandık. Yandın, gerçekten yandın. Sana her kızdığımda beni bırakıp gidecek misin? Gitmeyeyim mi? Gitme. Zaten hiç gitmek istemedim ki. Kavga da etsek beni bırakıp gitme, tamam mı? Ne bileyim, sen seni görmek istemiyorum deyince... Ferit, sevgilim, izin ver kavgamızı edelim. Birbirimize kızalım, kavga edelim. Ama biz olalım. Kavgamızı da aşkımızı da birlikte yaşayalım. Tamam. Bundan sonra gitmem. Söz mü? Söz. Kıymayalım artık birbirimize. Nasıl ya? Sakın üzülme yavrum, böyle büyür insanlar, ağlamak çare değil, zaman değirmenini durdurmak. En sevdiğim şarkıyı tutturdum. Öyle mi? Babamla söylerdik, her seferinde duygulanırdım. Babam ağlama derdi, ben daha çok ağlardım. Şimdi sen de baba oluyorsun. Ya bu kadar olur ya. Ben gerçekten şu an çok duygulandım. Yaşlı gözlerle bana gelir. Allah Allah. Bu saatte niye arıyor bu adam ya? Bu saatte aradığına göre önemlidir belki. Aç istersen. Mirza Bey, saatin kaç olduğunu farkında değilsiniz herhalde. Diyorum ki yarın bu noter işlerini halletsek. Uygun olur musun? Ben sabah uyandığımda size haber veririm. Güzel. Hoparlörde miyim? Ayşe selam, ne haber? Kafeye eleman aramıyorum, sana emanet, ona göre. Mirza Bey, biz kararımızı vermiştik. Size de bildirmiştik hani. Tamam, ben de bir kere daha teklif ediyorum. Eski düzen bozulsun istemiyorum, basit çözüm. Ben... Yani Ferit'le konuşup kararımı bildireceğim size. Eşimden izin alma durumları diyorsun.
Tam olarak öyle değil. Mirza Bey, Ayşe Hanım oturup düşünür, kendi kararını kendi verir. Ötesi de sizi ilgilendirmez. İyi geceler. İyi geceler çifte kumrular. Hadsiz ya. Boş ver, takılma. Garip biri işte ya. Zibidi. Takılma. Bahtiyar! Bahtiyar! Lan Bahtiyar! Bahtiyar! Neredesin lan? Bahtiyar! Hayırdır? Ne oluyor yeğen? Ne oldu? Buraya gel buraya. Yani sen benimle oyun mu oynuyorsun? Ha? Bahtiyar amca Bahtiyar oldu ha? Ne kanla dokundu da beni asker arkadaşı yaptın ya? Vedia benim teyzem mi? Nereden duydun? Lan nereden, ne yapacaksın nereden duyduğumu? Ne yapacaksın? Sana bir soru soruyorum. Vedia benim teyzem mi? Vedia senin teyzen. Ulan sen de biliyordun değil mi? Ha, biliyordun değil mi bunu? Ya benim şu hayatta bir ana yarısı teyzem var. Onu da benden sakladın mı lan sen? Ha? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Sen benim hayatımla mı oynuyorsun? Bak oğlum ben sana... Ya sen ne biçim bir adamsın ya sen? Ben sana güvendim lan. Sen daha babanı kabullenemedin aslanım. Bak gerçekler bazen ağır gelir. Sen dalma diye sustum. Vakti gelince... Ya ulan sen mi karar veriyorsun lan bunun vakti ya? Ha? Sen benim oyun mu oynuyorsun? Bak seni uyarıyorum. Eğer benden sakladığın başka bir şey varsa senin düşmanın olurum. Duydun mu lan beni? Başka gerçek yok. Başka akraba da yok. Tek Vedia var. Tamam mı? Adnancığım, burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Ben Adnan'ı takip etmeni istiyorum. Evet. Girip çıktığı her yerden haberim olacak. Vedia Hanım. Sizin teyzenizmiş. Her şeye geç kalıyorsun lan Yaman. Her şeye geç kalıyorsun oğlum ya. Kaldım. Nasıl? İyi mi Hande? İşte. Nasıl olsun? Sen güzel güzel teselli ettiysen iyileşir yakında. Merak etme. Ne diyorsun sen ya? Kızın babası hapiste. Nasıl iyi olsun? Sen ne bağırıyorsun de bana? Ne dedim ben sana? Laf sokuyorsun. Teselli meselli. Ben anlamıyor muyum? Salak mıyım? Ben de salak değilim ya Allah'tan. Ya kızım sen ne acayip bir insansın ya. Bak. Biz onunla beraber büyüdük, anladın mı? Kızın babasını kelepçe takıp hapse götürmüşler. Canı yanıyor ya. Hadi ya. Ya tamam, durum çok kötü bir durum ama senden başka bu kızın arkadaşı yok mu?
Ben de bu kızın biricik arkadaşıydım. Bana hiç haber vermedi. Yaman Koç yalnızım. Yaman Koç, sana ihtiyacım var. Yaman, bu kız sana herkesin önünde ilan aşk etti. Sen hala bana onu mu savunuyorsun? Bak Betül, benim şu anda seninle Hande tartışacak bir durumum yok, anladın mı? Bak, biri benden yardım istedi. Ben de gittim yardım ettim. O kadar. Kapat artık bu konuyu. Kapatmayacağım. Ne zaman kapanır bu konu biliyor musun? Hande seni aradığında ne zaman ona koşmaktan vazgeçersin, bu konu o zaman kapanır. Ne diyorsun ya sen? Diyorum ki bundan sonra Hande'ye gitmeyeceksin. Hande ile görüşmeyeceksin. Yeterince açık değil mi? Hayır değil. Ben sana böyle bir söz vermem, anladın mı beni? Ayrıca ne olursa olsun o benim çocukluk arkadaşım. Ve şunu unutma, sen yokken Hande vardı. Artık ben varım. Ben senin karınım. Hande de sen de bunu unutuyorsunuz. Ben artık insanları alttan almaktan, susmaktan çok yoruldum. Ya ben de insanım, birileri de beni anlasın artık. Benim de sana ihtiyacım var. Ya benimle olursun ya da... Ne ya da Betül ya? Ne ya da? Hadi kızım, birkaç kaşık çorba ye. Bütün gün ikimiz de hiçbir şey yemedik, açız. Yok, ben pizza söyledim, çorba istemiyorum. Peki, sen bilirsin. Geldi. Dur dur Fatoş, ödeme yapacağım. Zümrüt Hanım, söyleseydiniz ben hazırlardım. Ay yok kızım, sağ ol, sipariş vermiş zaten, geldi bile. Ne demek ya, hesap müsait değil. Doğru düzgün çeker misin şunu? O kartın limiti var ya, senin dükkanını satın alır. Olmadı. Başka bir kartınız varsa... Allah'ım çıldıracağım. Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Bir de başka bir kart deneyelim. Bozuk cihazla gelmişsin, gece gece uğraştırıyorsun insanı. Bir de bunu deneyelim lütfen. Maalesef. Al işte, bozduk. Bankanızla mı görüşseniz? Bütün gece bu cihazla ödeme aldım da. Nasıl yani? Bir de ukala ukala konuşuyor ya. Ya sen git yarın doğru düzgün başka bir post cihazıyla gel. Gündüz ödeyelim. Gerçekten şu an gece gece uğraşamayacağım. Bir dakika, bir dakika lütfen. Bir de buradan dener misiniz? Niye deniyorsun ki? Teşekkürler. Kolay gelsin. Verdi mi? Verdi Hande Hanım. Aa. Yani şimdi vadeli hesaptan aktaramıyor muyuz? Nasıl? Öyle mi? Tamam. Teşekkürler. Ne oldu? Bankayla mı konuştun? Baban bütün kartları kullanıma kapattırmış. Hesapların hepsini de boşaltmış. Afiyet olsun. Teşekkürler. Annem, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın hanımım. Kezban, bu ekmekler neden ısıtılmıyor? Her seferinde söylemem mi gerekiyor? Isıttıydım hanımım ama siz gelene kadar yine soğudu. Her şeye bir cevap ver zaten. Hazır. Bir daha ısıt o zaman. Tabii. Bunlar senin damarına bilerek basıyor. Ve tabii çok yüz verdin, şimdi tepene çıkıyorlar. Çok güzel yalakalık yapıyorsun Leman. Bravo. Ama her söylediğin söz seni daha da basitleştiriyor. Git Müge'yi çağır da kahvaltımızı edelim. Doğru. Ben gideyim.
kere zarar olmadı mı sence? Basit falan. Neye dellendin sen yine? Söyle, bir derdin var. Anlat. Bugün Ferit'in doğum günü. Ha. Ve sen ilk defa kutlayamayacaksın. Ha? Dökümcülerini rahatla. Rahatla annem. Ya anne sanki gurbete gitti ya. Az kalsın cezaevinde üfleyecektim bunlarını. Geçmedi mi? Kardeşine kızgındın hala. Geçmedi. Geçmez de. Benim annesini polise şikayet eden adama kızgındım geçmez anne. Senin geçtiyse orasını bilmem. İstiyorsan ara, kutla doğum gününü. Onu ben doğurdum sana. Ne yaparsa yapsın. O benim evladım. Canım. Ah annem ya. Yapma. Rezalethane geldi. Ha. Hakkı kartımı teslim etti. Paraları da şirketin hesabına geçirmiş. Sizden artık hiçbir şey istemiyorum dedi. Feragat sözleşmesinde elime tutuşturdu gitti. Anneliğini reddediyorum der gibi. Artık siz benim ailem değilsiniz der gibi. Anne. Bak üzme kendine. Annesini, kardeşini öyle kolay yok sayabiliyorsa bırak yok saysın. Biraz uzak kalsın, bir kıymetini anlasın. Değil mi? Bizim gelene de gidene de kapımız açık anne. Günaydın. Günaydın. Anne şu kadarını söyleyeyim. Hayatta herkesin yeri doluyor. Ama annelik başka. Yani hakkı ödenmez, kimse kusura bakmasın. Ben kahvaltıya kalmayayım. Şirkette toplantılarım var. Size afiyet olsun. Günaydın sevgilim. Günaydın. Ödümü kopardın birden. Bu ne ya? Allah Allah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şunun kokusuna uyandım ya. Dur, bekle. Şimdi sofraya geçeceğiz. Sofrada yersin. Sabırsız. Ya benim o kadar sabrım olsaydı oho. Sabırsız sevgilim benim. Harika olmuş bir tane. Hadi sen de yardım et. İçeri götürelim sofrayı. Tamam. Ne yapayım? Şunları al istersen, ben de geliyorum. Gitmek üzere. Tamam, bunu alıyorum. Ekmeği de alıyorum. Tamam. Ben geliyorum. Ben de çayla geliyorum şimdi. Tamam. Hadi. Sevgilim, eline sağlık. Soframızın bereketi bol olsun ya. Ne güzel peynirlerimiz, bol bol, üç çeşit. Zeytinler, salatalıklar, domatesler. Hayırdır, bugün özel bir gün mü yoksa ha? Unuttun mu ben ha? Yok, sıradan bir gün. Birkaç çeşit peynir aldım. Canım istedi. Daha doğrusu canımız istedi. Canınızı yerim sizin, canınızı. Afiyet olsun bir tanem. Salatalık? Ne olur. Ya da almayayım ya. Tamam. Ferit. Hı. Ya bu ev hanımla iyi, hoş, güzel. Ama en fazla iki gün dayanırım ben, söyleyeyim. Değişeyim ya biraz. Hadi bakalım. Dinliyorum. Çıkar ağzındaki baktayı. Ya ben kafede çalışsam mı diyorum. Hem doktor da çalış dedi zaten. Ya öyle hamile kadınlar var ki doğumdan bir gün önceye kadar çalışıyorlar. Ben daha yeni hamileyim. Bir tanem çalış, tamam.
Çalış, ben senin her türlü destekçinim. Ama bak şimdi gideceğim noterde satışını vereceğim kafenin. Vermeyelim, kendimiz işletelim. Olmaz. Kafeyi satmaktan vazgeçersen hiç çalışma. Oho, illa keşilik edeceksin yani. Yaparım, biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Değişik. Bir tanem bak, inan herifi hiç gözüm tutmadı ya. Hiç güvenilir bir tip değil. Sen de taktın adama. Ya tanımıyorsun, etmiyorsun. Boşu boşuna günahını alıyorsun. Belli ki öylesine aldı o kafeyi. Ya dükkana bile gelmez. Ben de paşa gibi tek başıma yürütürüm işleri. Gelmez diyorsun yani, öyle mi? Ne bileyim ya. Gerçekten hiç gözüm tutmadı bunu. Vallahi diyorum. Feriz. Bak biliyorsun. O kafeyi işletmek için çok heveslenmiştim. Hevesim kursağımda kaldı, biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum sevgilim. Çok mu istiyorsun? Çok istiyorum. O zaman tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ben her türlü senin destekçinim. Canım sevgilim benim. Bir tanem benim. Senin de bu avukatlık büronu halledelim mi? Sen de işini gücüne bakarsın artık. Bak sen. Evde boş boş oturan adamı sevmem diyorsun yani ha? Ya öyle demek istemedim tabii. Seni her durumda, her koşulda severim ben. Biz birlikte el ele vereceğiz. Birlikte savaşacağız. Çocuğumuz için çok güzel bir gelecek hazırlayacağız. Hazırlayacağız bir tanem. Hazırlayacağız. Sen bana güven. Avukatlık bürosu işini de halledeceğim. Senin için rahat olsun ama tabii kafeden gelecek parayla değil. O kadar da parasız kalmadık ya. Parasız olsak ne olur? Fakir olsak ne olur? Bizim gönlümüz zengin, o yeter bize. Vallahi sevgilim, benim en büyük zenginliğim sizsiniz. Ötesini tanımam. Sağlığımız olsun da her şeyi halledeceğiz yavaş yavaş. İyi ki varsın bir tanem. İyi ki varsınız. Hadi ben o zaman kalkayım. Nereye? Nereye mi? E dedim ya, bir tanem notere gideceğiz. Ondan sonra Hüseyin'le gideceğim. Bir onunla bir görüşeyim, bir konuşayım bakalım. Böyle yani, bugünlük programımız bu hanımefendi. Yani bugünkü programımı da anlattığıma göre artık izninle gidiyorum. İyice hanım köylü oldum. Var mı başka bir isteğin? Ya deme öyle ya. Hadi ben seni kapıya kadar geçireyim. Hadi geçir bakalım. Benim ceketim nerede hayat? İçeride kal. Bir de siyah kravat versene sana zahmet bana. Tamam. Utanmadan, sıkılmadan buraya kadar geldin değil mi? Tabii yani. Kocanın içeri tıkıldığını görmek istiyorsun değil mi? Ne diyorsun sen ya? Niye beni suçluyorsun? Benim suçum ne? Sonunda dediğini yaptın değil mi? Kurtuldun mu vebalinden ha? Rahat mısın? Seni ben ihbar etmedim Hüseyin. Bırak yalan söylemeyi. Ya çocuğun babasını 40 yıllık kocana harcadın sen ya. Adaletmiş. Bu mu senin adaletin ha? Şimdi anlaşıldı. Niye banka hesaplarına ulaşamıyorum? Ne yani? Sen şimdi bütün bunları yaparak, bizi zor durumda bırakarak ailenden intikam mı alıyorsun? Madem sizin için Hüseyin yok, Hüseyin'in parası da zenginliği de yok artık. Bitti. Yazıklar olsun sana Hüseyin. Yazıklar olsun. Seni ben ihbar etmedim ama her kim ihbar ettiyse çok iyi etmiş, biliyor musun? Sen bunu çoktan hak etmişsin. Hem suçlusun hem güçlüsün. Şu kalıba bak. Senin kalıbına tüküreyim bir adam. Sürüneceksiniz, sürüneceksiniz. Aç kalacaksınız. Sürüneceksin sen Zümrüt. Akşam gelirken ne alayım oğluma? Hala oğlum diyorsun ya. Kızım olursa ispiyonlarım ama seni onu. Öyle mi? Sen niye benim arama giriyorsun prensesimle? Allah Allah, ispiyonlarmış. Akşama ne yapalım sevgilim? Nereye götüreyim seni yemeğe? Ya ne gerek var özel bir yere gitmeye? Dünden yemek yapmıştım, onları ısıtıp yeriz. Hem israf da olmasın, daha iyi.
Tamam. Sen nasıl istersen öyle yapalım. Tamam. Doğru söylüyorsun. İsrafa gerek yok. Hadi gir bakalım içeri. Üşüme. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Gir hadi gir. Doğum gününü unuttum sandın değil mi? Baban gelmeden daha çok iş halletmemiz lazım. Önce gideceğiz, hediye alacağız. Sonra kafeye gideceğiz. Sonra tekrar eve döneceğiz. Sonra da parti için hazırlık yapacağız. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Ama önce senin biraz karnını doyuralım. Benim sana bir işim düştü. Bir ricam olacak. Emriniz olur Ferit Bey. Estağfurullah. Şu Mirza denen adam var ya, onu bir araştırsana sana zahmet. Neymiş, neyin nesiymiş bir öğrenelim. Hiç gözüm tutmadı o herife. Hallederim ben. Siz merak etmeyin. Sağ ol. Haberini bekliyorum. Bir şeyler öğrenince ararsın beni. Eyvallah. Yok, niye tüm dosyaları odana topluyorsun ki? Herif hep inat, hep inat ya. Detaylı finansal analizimizi yaptık. Önerilerimizi size sunmuştuk. Anlaşma tamamdır bizim açımızdan. Ha. Detayları uzun uzun konuşuruz tabii ki. O zaman ortaklık işlemlerine bir an önce başlayalım. Tamam Necip Bey, hayırlı uğurlu olsun. Tabii bu arada değerli yatırımcımız Özdemir Bey'le de bir an önce tanışmak isteriz. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle bir süreliğine daha yurt dışında Adnan Bey. Münzevi bir hayat sürmek istiyor. Ama tanışma talebinizi elbette kendisine ileteceğim. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Özdemir Bey kim? Gerçekte böyle biri var mı? Var tabii. Karşında. Aslında kendisi yurt dışında yaşayan bir milyoner. Sen de onun vekilisin. Yani beni sen temsil ediyorsun. Gel Sinan. Beni çağırmışsın, hayırdır? Geç otur oğlum şöyle. Yok, iyi böyle, sağ ol. Babalar oğullarına küs kalamaz oğlum. Öyle mi? Evlatlar kalabilirler ama, unutma. Sinan, anneni korumak istemeni çok iyi anlıyorum. Ama bu bizim aramızdaki bir mesele. Biliyorsun, karı koca arasına girilmez derler. Çünkü gerçekten orada ne olup bittiğini kimse bilmez.
Baba hadi Sade de gel hadi. Açma şu mevzuyu da canını sıkarım. Pekala. Otel inşaatına yeni bir ortak aldık. Buralara yatırım yapmak isteyen birisi. Paraları var. Güzel, hayırlı olsun. Güzel olan işimize hiç karışmayacaklar. Yani bu da demek oluyor ki bütün sorumluluk sende olacak. Top sende. Hadi bakalım göster kendini. Nasıl? Anlamadım. Gel. Gel bakalım. Şöyle otur buraya, bu koltuğa. Otur benim koltuğuma. Artık patron olmaya alıştırken. Bu otel işinde bütün sorumluluk senin olacak Sinan. Burada da yönetim kurulundan aldığımız yetki belgesi. Planlarını yap, hazırlan. En kısa zamanda da seni ortağımızla tanıştıracağım. Sonrasında konuşuruz. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz daha ara bakalım Adnan Beyciğim. Çatla azıcık meraktan. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Komşum, hoş geldin. Gelemedik vallahi. Az ileride oturuyorum da, şu beyaz evde. Hayırlı olsun yeni eviniz. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Tatlı yaptım da, yeni komşuma da getirivereyim dedim. Ya bu ara canım inanılmaz tatlı istiyor biliyor musunuz? Hamileyim de. Öyle mi? Maşallah maşallah. Allah tamamını erdirsin. Amin. Teşekkür ederim. Evi bildin şimdi. Bir şey lazım olursa hiç çekinme. Komşu komşunun külüne muhtaçmış. Hadi afiyet olsun. Sağ olun. Vallahi teslim ettim tatlıyı. Çoktan yemiştir. Konuştuğumuz gibi yaptın değil mi? Güzel, çok güzel. Amma dolandım be dayı. İhtiyar adamsın. Başın maşın döner. Düşer kalırsın bak. Üzerime kalma. Bak ya. Sen ilk defa düşüyorsun herhalde buralara. Alışkın olmadığın belli. Burası bir şey değil ha. Sen asıl cezaevini gör. Hevle ve la kuvvet aliyü lazım ya. Hüseyin var oğlum. Avukatın geldi. Gel. Hatta. Hayırdır? Eğlenmeye mi geldin? Otur. Yok sağ ol.
Buraya kadar geldiysek diyecek bir şeyimiz var demek ki. O yüzden şimdi otur. Buyur. Söyle. Sen söyleyeceksin. Vahayı neden öldürdün? Bunu mu diyecektin? Ne oldu? Beğenmedin mi soruyu? Çok önemsiz mi geldi sana? Vahayı ben öldürmedim. Sen avukatsın değil mi? Göster bir kanıt. Hadi koy ortaya bir kanıt. Adamı öldürmek o kadar kolay mı Ferit? Bilmem. Bunu sana sormak lazım Hüseyin Bey. O kadar kolay mı adamı öldürmek? Ya bana iftira atarken hiç mi vicdanın sızlamıyor senin? Sen benim evimin bahçesinde büyüdün. Ben sana amca oldum, kirri oldum. Hiç mi beni tanımadın? He? Ben adam öldürebilir miyim? Ya geç bunları Allah aşkına ya. Videoyu izledim. Sen Bahay'ı rehin tutarken o bir akıllılık yapmış, video çekmiş. Ben buradan sağ salim çıkamayacağım. Temizleyecekler beni. Biliyorum. Bu videoyu Ferit'e de izledi. Ferit, Ayşe'nin hiçbir suçu günahı yok kardeş. Yemin ederim yok. Kolaylık olsun diye kolay çıkarım diye nişanla dedik. Ben onu sevdim, yalan yok. Ama o bana bir gün bile umut vermedi kardeş. Teslim ol dedi. İçeride şiş diyecekler beni dedim. Sustu. Vicdanından sustu. Ferit anne var ya. Yeter lan! Hüseyin'in adamlarıymış. Sonra da suçu Ayşe Hanım'ın üstüne atmışlar. Ender, bu Hüseyin ne şerefsiz bir adammış ya. Ne kansızmış lan bu adam. Bana bak Ender. Bu Hüseyin'in Bahay'la ne alıp veremediği var öğreneceğiz, tamam mı? Her şeyi anlatmış. Tabii sen de sildirmeye çalışmışsın ama... teknolojinin bu kadar geliştiğini sen bilmiyorsun. Bilemezsin tabii. Senin tevellütün yetmez buna Hüseyin Bey. Sen ne diyorsun lan? Ne mi diyorsun? Ya hala inkar. Hala inkar. Bahayı nasıl kullandığının videosu. Ya çok merak ediyorsan, bilmiyorum diyorsan mahkemede izlersin zaten. Merak etme. Hüseyin Efendi. Bahayı neden öldürdün? Kızını korumak için. Her baba yapardı bunu. Bahanın senin kızınla ne ilgisi vardı? Ona musallat olmuştu. Psikopatın biriydi. Bana başka çare bırakmadı ki. Bak oğlum. Bir gün baba olursan... işte o zaman beni anlarsın. Beraber gideriz diye seni aradım. Ama ulaşamadım. Bu işi kaçırmak istemediğim için kafeye geldim. Umarım tez canlılığıma kızmazsın. Öpüyorum kocaman sevgilim. Müge'cim, ne haber tatlım, nasılsın? Akşam amcanın doğum günü için sürpriz bir parti yapayım diyorum. Gelir misin sen de? Evet, bizim evde olur tahminen. Şimdi Vedi ablayı da arayacağım. Kendi aramızda biz bize bir kutlama olsun istiyorum. Tamam tatlım. Öpüyorum. Görüşürüz. Kimse yok mu? Buradayım. Ya ne döküldüyse çıkartamadım bir türlü sabahtan beri. Böyle kire lekeye karşı biraz takıntılıyım da. Cingöz yapmıştır. Kim yapmış? Kedi kedi. Mahallenin kedisi. Afacan da biraz. Peki. O zaman senden ricam, söyle Cingöz'e. Bir daha böyle etrafı dağıtmasın, olur mu? İş teklifiniz hala geçerliyse kabul ediyorum. Kabul ediyorsun demek ha? Sevindim. Yani şayet Cingöz'e laf geçiririm diyorsan dükkan senindir. Hemen başla. Ha, hatta
Bugün atıştırmalıklar için catering şirketleri gelecek. Onlarla da ilgilenirsin. Hemen mi? Vallahi çok işim var. Benim çıkmam gerek. Akşam 8 gibi gelirim, olmaz mı? Yarın başlasam olur mu? Daha ilk günden izin istiyorsun galiba. Ya bugün Feris'in doğum günü. Onun için bir sürpriz organize ediyordum. Tamam ya, şaka yaptım zaten, sorun değil. Hatta dilerseniz burada kutlayın eşinin doğum gününü. Tamam. Keyfinize bakın lütfen. Teşekkür ederim. Bundan sonra patron sensin. Sen sormadan ben söyleyeyim. İkinci aşamaya geçtik. Kuş kafese girdi. Çok özledim. Hoşuna gitti değil mi? Yine o karizmatik yarım gülüşün yüzüne yerleşti. Karizmatik mi? Hem de çok karizmatik. Nasıl ya? Nasıl? Hep bir adım önde oldum, merak ediyorsun değil mi? Çünkü seni çok iyi tanıyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Tanıdıkça daha da çok seviyorum. Daha çok sevdikçe daha da çok tanımak istiyorum. Tanıyorsun ya beni zaten. Bir tanem. Hayatımı bir aşk şiirine çevirdiğin için ömrümün sonuna kadar konuşabilirim. Ama şimdi kısa bir ara vermem lazım. Çünkü biraz acelem var. Söyleyeceğim. Ama kızmak yok. Tamam mı? Beraber gideriz diye seni aradım. Ama ulaşamadım. Bu işi kaçırmak istemediğim için hemen kafeye gidiyorum. Tez canlı olduğuma kızmazsın inşallah. Kocaman öpüyorum. Ben nasıl kızayım ki sana? Sevgilim, aldın mı mesajımı? Aldım. Karışık duygular içindeyim. Nasıl karışık? Bir yandan mutluyum, gururluyum. Bir yandan da... Aşık. Hiç şansını zorlama Ayşe. Sen sözünü tutmadın. Nasıl yani? Aşık değil misin bana? Yalan mıydı her şey? Zorlama dedim. Kandırıldım desene. Ayşe. Ben ne yapacağım şimdi? İlla duyacaksın değil mi? Vazgeçmeyeceksin yani. Hayır. Güzel bir şey söyle. Alayım. Seni çok seviyorum. Sana çok aşığım. Ve sen de bunu çok iyi biliyorsun. Olsun. Sen yine de söyle bana. Neyse. Şimdi diğer meseleye gelelim. Niye bensiz gittin kafeye? İşi kaçırmak istemedim. Ya bu adamın sağa sola belli olmaz. Gider başkasını bulur dedim. Sonuç ne yaptınız? Görüştünüz mü? İşe alındım. Hatta başladım bile. Ya anahtarı bırakıp çıktı gitti. Bu kadar hızlı mı? Allah Allah. Gerçi sabah da noter de bu kadar hızlıydı. Girmemizle çıkmamız bir oldu. Hemen satış gerçekleşti. Olsun, ne güzel işte. Hemen işe güce başladım. Peki. Peki sevgilim ya, sen nasıl istersen. Hayırlı olsun. Sen ne karar alırsan al, ben senin arkandayım. Her zaman yanındayım, merak etme. Teşekkür ederim. Akşam alıyorsun değil mi beni? 9'da. Alacağım tabii. Tamam. Geç kalma. Kalmam, merak etme. Öpüyorum. Görüşürüz.
Efendim Ender. Ferit Bey, takipteyim. Haber vereyim dedim. Kafeden çıktıktan sonra izledim. Hastaneye geldi şimdi. Tamam Ender, sağ ol. Merhaba. Yardım lazım mı? Hayırdır? Ne işin var senin burada? Ya ben tesadüfen geçiyordum buradan da torbaları ver istersen yardım edeyim. Arabaya kadar götüreyim seni de eve bırakayım. Ha? Çekil şuradan ya. İstemiyorum ben senin yardımını falan, bırak. Ya ben kötü bir şey mi söyledim? Kötü bir şey mi yaptım şimdi? Ferit'i sırtından bıçaklayan adamın Hayri da kendi de benden uzak dursun, tamam mı? Ya katiller bile aklanıp çıkıyor şimdi. Benim mahkumiyetim müebbet mi oldu? Yaman. Bak senin günahın büyük. İhsan'la ne haltlar karıştırdığınızı bilmiyorum, sanma. Vediye teyze, o işler senin bildiğin gibi değil. Sus. Neyse ne, tamam. İşim gücüm var benim, çekil şuradan. Hem ben senin nereden teyzen oluyorum? Allah Allah ya. Ah be teyzem. Gerçekleri öğrendiğinde boynuma sarılacaksın ama... ben şimdi sana bunları nasıl anlatayım ki? Ayşe'cim, söyle canım. Bir kahve içersiniz değil mi Zümrüt Hanım? Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Fatoş, şöyle biraz otur konuşalım Fatoş. Tabii. Biliyorsun kızım, bizim durumlar biraz değişti. Hüseyin içeride. Ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bunca yıllık emeğin var Fatoş. Senin anlayacağın, hakkını helal et kızım. Siz canınızı sıkmaya Zümrüt Hanım. Hem benim size vefa borcum var. Hayatta her şey para değil ki. Öyle gemi su aldı diye hemen gitmek olur mu? Sağ ol kızım. Ama ben seni zor durumda bırakmak istemem. Bizden başka zor durumda olanlar da mı varmış? Var kızım, var. Olmaz mı? Mahkeme ne zaman, öğrendin mi? Yarın. Yarın. Çok iyi. Bakalım ağır bir ceza alırsa ne yapacağız? Beş parasız anne, farkında mısın? Ne oldu kızım? Sancakzadelerden ayrıldın diye bir daha çalışmayacak mısın? Herkes gibi ekmek paranı kazanacaksın bir iş bulup. Ayakların üzerinde duracaksın. Çalışırım anneciğim. Kızım! Kızım! Zümrüt var oğlu. Kumcu Bedri'nin selamı var kocana. Söyle Hüseyin'e, Bedri abiye borcunu ödesin. Hapse girdi diye kurtuldu sanmasın. Yoksa bu evi alacağız elinizden. Bu sefer uyardık sizi. Bir dahakine acımayız, bilesiniz. Allah'ım sen bizi koru yarabbim. Sen bizi koru Allah'ım. Kadın mı gelecekti başımıza? Yavrum, kızım sen iyi misin? Anne iyi değilim. İyi olacak hal mi kaldı? Allah'ım sen bize yardım et. Benim dayanacak gücüm kalmadı yarabbim. Tamam tamam anne anne. Bırakma kendini, bulacağız bir yolu. Toparla kendini. Al bunu. Bugün çözün bu işi. Başlamadan önce bana mesaj atarsın. Hepimiz evde olacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Hande Hanım'ım. Hadi göreyim sizi. Bak sana güveniyorum. Kesinlikle babamın haberi olmayacak. Asla. Tamam? Tamamdır. Anlaşıldı. Bizi düşürdün şu duruma bir bak. Kendi başını yaktı, bizi de yaktı. Ah, ah dilimin ucuna geliyor. Ben dua edeceğim, edemiyorum. Edemiyorum. Tamam anne, söylenme artık. Hadi hazırlan gidelim. Nereye gidiyoruz kızım, nereye ha? Kendi evimi bırakıp kimin kapısına sığınacağım ben bu saatten sonra? İyi bekleyelim, adamlar tekrar gelsin o zaman anne. Allah'ım bu günleri göreceğimi ölseydim daha iyiydi. Ya ne biçim konuşuyorsun, ağzından yel alsın ya. Şu babamın bizi getirdiği hale bak. Hadi hazırlan gidelim. Nereye?
Yamanlara tabii ki. Nereye olacak? Olur mu kızım? Evli barklı insanların evine çat kapı biz geldik mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Anne saçmalama. İkisi de benim arkadaşım. Bugün olmayacak da ne zaman yanımda olacaklar? Olmaz öyle şey. Yakışık almaz. Ben gitmiyorum hiçbir tarafa. Tamam. Sen bunda asaletinle otur. Ben gidiyorum. Hande! Var mı bir yaramazlık? Yok. İz bırakmıyorum geride. Güzel, aferin. Bunda az. DNA ve diğer işlemler için bir kere daha kontrol ettiririz hızlıca. Emin olalım. Tamam. Tamamdır. Ferit. Anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Sabahtan beri sanki böyle takip ediliyormuş gibi bir his vardı üstümde. Şimdi anlaşıldı. Kimsin sen? Kim miyim ben? Zor bir soru mu? Ya değil aslında. Tamam, yeniden tanışalım. Mirza Tekin ben. Bu hastaneye tayin yeni çıktı. Burada çalışıyorum. Cerrahım. Ne cerrahı? Genel cerrah. Sorguda mıyım? Sohbet diyelim. Bir tık kıskanç mısın sen? Yok, çok kıskancım. Ama daha çok insanlara güvenmiyorum. Enteresan. Beyaz önlük giyen bir adama güvenilir oysa ki. Hayat kurtarırız genelde. Bu beyaz önlük senin karanlığını açamamış. Ama ben açacağım, sen merak etme. Var sende bir şeyler. Neyse. Bak şimdi. Ben eşimin bu zamana kadar aldığı bütün kararlara saygı duydum. Duymaya devam edeceğim. Senin iş teklifini kabul etti. Bizden aldığın kafede çalışmaya başladı. Eyvallah. Onun saçının teline zarar gelirse senden bilirim, haberin olsun. Tehdit. Yok. Uyarı. Haddini bil, ayağını denk al diye. Mirza hocam, ameliyat için. Geliyorum. Mirza hocam, ameliyat için tutmayalım seni. Kolay gelsin. Kolay yanımlarmış. Benimki abuk subuk bir şey oldu. Aman bir git, kadınsı asabım bozuldu zaten. Bu ne be? Anneciğim. Hayırdır? Sen bana bir şey söyleyeceksin galiba. Söyle bakalım. Şimdi bugün amcamın doğum günü ya. Ayşe abla da kafede böyle ufak bir kutlama yapacakmış. Ya ben de gitsem. Gidemezsin. Ya anne. Yok ya anne falan. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Ha? Amcanın yaptıklarını bilmiyormuşsun gibi. Sakın ama sakın. Ben sana oraya gidemezsin dedim mi o kadar, anladın mı? Ya niye niye? Ayrıca amcam ne yapmış, bana bir söyler misin? Yani babam da sen de bu olaylar karşısında nasıl her seferinde yanlış tarafta duruyorsunuz, aklım almıyor biliyor musun? Ya babaannem sus! Leman! Rahat bırak kızı, bırak gitsin. Amcasının doğum günü sonuçta. İstediniz.
Sen Müge'ye izin verdin ama bakalım Sinan isteyecek mi? Amcasını görmek istiyor kız. Kim karışabilir? Görmek istiyorsa görür tabii. Çırpma teli nerede? Ben vereyim şunu. Hayır, ben alırım. Nerede? İkinci çekmecede. Mahvettim. Anne, sen iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Hande, kızım ne olur böyle yapma, bir otele gidip kalalım. Hangi parayla? Ne oldu ya? Yaman, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu ya? Ne oldu? Ya Zümrüt teyze bir şey söylesenize, ne oldu? Zümrüt teyze bir şey mi oldu? Sorma kızım. Evlerine girip tehdit etmişler. Bir süre bizde kalacaklar bir tür. Bir tür felaket gibiydi. Çok kötü. Başımıza silah dayadılar, tehdit ettiler bizi. Evimizi başımıza yıkıyorlardı. Duramadık orada. Geçmiş olsun Zümrüt teyze. Bakma kızım, biz de böyle aniden çıkıp geldik. Bu gece kalırız, yarın gideriz. Size zahmet vermeyiz. Zümrüt teyze, olur mu öyle şey ya? Ne zahmeti? Siz yabancı mısınız? Değil mi Betül? Zümrüt teyzeciğim, gel sen. Bir şey olmadı değil mi? İyiyiz. Tamam, ağlama ne olur. İyi misin? Sana bir şey yapmadılar değil mi Zümrüt teyze? Zümrüt teyzeciğim, lütfen kendi evinizde gibi rahat olun ya. Bakın üzülmeyin, tamam? Ben bir yüzümü yıkayıp geliyorum. Zümrüt teyzeciğim, ben de geliyorum ben. Ben bir karar verdim ve ne olursa olsun kararımdan dönmeyeceğim. Kusura bakma, Hande'yi bu evde istemiyorum. Ya Betül, sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Kapımıza kadar gelmişler, ne diyeyim yani? Karım izin vermiyor, giremezsiniz mi? Ne diyeyim? Bak Zümrüt teyzenin başının üstünde yeri var ama Hande olmaz. Ya görmüyor musun? Kadını da zorla getirmiş buraya. Bak Betül, duyacaklar, ayıp olacak. Ya duysunlar, ya duysunlar. Baba ayıp değil mi? Bize ayıp değil mi? Babası da evin burası. Babasının evi değil ama en yakın arkadaşının evi. Böyle bir zamanda gelecekler tabii ki. Biz de kapımızı açacağız. Öyle mi? Hande'nin hangi dönemi normaldi? Bu kız ne zaman beladan uzak durdu? Ve biz bu kızı artık sırtımıza taşıdığımız yeter. Bak benim sabrım kalmadı. Ve eğer o kız buraya başka bir niyetle gelmediyse bana da Betül demesinler. Betülcüğüm, bağırma. Bağırırım. Duysunlar. Sen merak etme, Zümrüt teyze anlar beni. Görmüyor musun kadın ne kadar mahcup? Ve sen ne yapıp edip Hande'yi bu evden göndereceksin ama. Bana bak, ben o kıza güvenmiyorum ve evimde istemiyorum. Betül, ben birlikte yaşayalım demiyorum. Birkaç gün kalsınlar diyorum, değil mi? Ben de sana bir dakika bile dayanamam diyorum. Duyuyorsun değil mi? Hepsi.
bizim yüzümüzden birbirlerine girdiler. Yürü buradan gidiyoruz. Rahat ol. Barışır onlar. Otur şöyle sen. Kızım bu yüzsüzlük. Anlamıyor musun? Yüzsüzlük bu. Yürü gidiyoruz. Ya bana gidiyoruz gidiyoruz deyip durma. Başımızı sokacak bir yer bulduğumuz için şükret bence. Beğendin mi yaptığını? Beğendin mi? Görmüyor musun? Kavga ediyorlar diyorum. Yürü gidiyoruz. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Yaman'ın bana aşık olduğunu bile bile gitti evlendi. Sesini duyacak. Ben ona dedim. Benden size zarar gelmez dedim. Hala kapris yapıyor. Yapmasın. Sen ne biçim bir insansın ha? Sen ne biçim bir insansın? Ben bu şartlar altında burada kalmıyorum. Anne. Madem benim lafım geçmiyor bu evde. Sen otur anneciğinle. Ben giderim. Ya biz nereye gidiyorsunuz? Saçmalama ya. Kızım. Betül'ü haklıyım. Bizim yüzümüzden düzeniniz bozuldu. Betül'ü kimsenin üzmeye hakkı yok. Bu benim kızım bile olsa. İzin vermem ben bunu. Alo. Alo Saadet. Seni çok merak ettim. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Sesini duyarsam daha kötü olurum diye. Alıştım ben. Çok alıştım. Neredesin sen? Herhangi bir yerde. Önemli mi? Önemli tabii. Önemli olmasa arar mıyım? Keşke aramasın. Keşke dayanamayıp açmasam. Keşke hiç tanışmamış olsaydım. Keşke en başa dönsem. Seninle hiç tanışmadığım zamanları. Neler diyorum ben? Saçmalıyorum. Özür dilerim. Kapatmam lazım. Hayır kapatma Saadet. Dur bir dakika. Neredeysen söyle. Mutlaka görüşmemiz lazım. Saadet. Saadet bir şey söyler misin? Saadet. Buradayım. Ama yarın gidiyorum. Annemin yanına, memlekete. Senden tek bir ricam var. Lütfen bir daha beni arama. Arama, sorma. Adımı unut. Beni unut. Ben öyle yapacağım Adnan. Demek cerrahmış ha? Vay be. Tipi de hiç öyle şey değil yani. Ender. Biz yine de devam edelim takibe. Ama bu sefer açık verme, dikkat et. Yani belki bir şey çıkmayacak ama içimiz rahat eder. Tamamdır Ferit Bey. Ben o zaman müsaadenizle. Müsaade senin. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ ol. Hoş geldiniz Sinan Bey. Buyurun, buyurun. Burası yeterince kalabalıkmış. Niye söylemedin aslan parçası? Af buyurun, anlamadım. Bak işine bak, iç sandalyeyi. Kardeşiniz diye buraya oturacak diye düşündüm. Tamam, verdim. Gel Alem, gel uzaklaşma gel. Zahmet hesap alabilir miyim? Hesabınız yok. Afiyet olsun. Nasıl yok ya? Doğum günü hediyesiymiş.
abiniz. Eyvallah. Eyvallah. İyi ki doğdun kardeşim. Uf, ay çok güzel oldu Ayşe abla ya. Umarım Ferit de beğenir. Ya beğenmez olur mu hiç? Ya seni seviyorum yazmışsın bir kere. Ya bunu görünce var ya amcam bütün pastayı yiyecek. Keşke seni seviyoruz yazsaydım. Sonuçta biz artık iki kişiyiz. İki kişi seviyoruz yani. Artık konuşmayı sökünce kendi söyler. Ayşe abla, ne oldu, iyi misin? İyiyim. Bir otur istersen. Gel, gel bir otur, gel. Yavaş, 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 yavaş. Sabah da olmuş, tam önemli değil. Bir su getireyim mi, ister misin su falan? Ha? Yok tatlım, teşekkür ederim. Yavaş, hiç gerek yok. Yavaş, gel, gel otur şöyle. Bak, iyisin değil mi, eminsin? Ha? İyiyim, iyiyim tatlım. Ya peki normal miymiş böyle şeyler olması? Sordun mu doktora? Sormadım. Ama bir daha olursa sorarım. Şimdiden başladı haylaz. Betül değil mi o? Aa. Betül. Betül. Açmıyor işte ya, aç. Benim yüzümden kavga ettiniz. Gerçekten başka bir yer olsaydı giderdik. Ama yok. Ya nereye gideceksin sen de Allah aşkına ya? Benim sana da ailene de kapım açık biliyorsun. Nereye gideceksin? Ya biliyorum, ben biliyorum da işte. Betül yani bir şey de diyemiyorum kıza. Ya tamam, o da haklı sonuçta. E sen merak etme onu. Yalnız kalınca sakinleşir. Yok ya. Benim içim rahat etmiyor böyle Yaman. Telefonunu da açmıyor. En iyisi bu mevzu uzamadan ben gideyim, tamam mı? Yuva yıkan kadın olmak istemiyorum. Gidiyorum ben. Ya nereye gidiyorsun Hande Allah aşkına ya? He? Bilmiyorum. Giderim bir yere işte. Bak. Şu an senden telefon bekliyor, tamam mı? Açmadığına bakma. Aklı burada kaldı. Beni düşünme, onu düşün. Hande, nereye gideceksin? Ha? Senin bir yere gitmeyeceğini, benim de seni bırakmayacağımı ikimiz de adımız gibi biliyoruz değil mi? Otur şuraya. Otur. Tatlıdan yesene biraz. Sevmiyor musun yoksa? Yok, beni sevmediğimden değil. Benim pek tadım yok Ayşe. Kahveden içmek ister misin?
O kadar güzel bir kahve ki, eğer burada tutarsa sürekli olarak aynısından sipariş edeceğiz. Mutlaka dene. Güzel olur tabii. Betül'cüğüm, bak ben seni çok iyi anlıyorum. Canın acıyor. Ama sen böyle kendini bırakırsan canın daha çok acıyacak senin. Ayşe, ben Yaman'a aşık olduğum günden beri acı çekiyorum. Evlenince düzelir sandım. Ama düzelmiyor. Umudunu kaybetme lütfen. Bak Ferit de bize. Biz evlenmeden önce birbirimizi tanımıyorduk bile. Değil mi? Başka bir şey. Aşkla birlikte her şeyin anlamı değişiyor. Dünya duruyor. Her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz. Ben de bizim için öyle olur diye düşünüyordum. Ama... Sabret. Sabret Betül'cüğüm. Sevgi emek kadar sabır da istiyor. Doğru söylüyorsun. Bak burada ne var? Burada bizim emeğimizin ve sevgimizin meyvesi var biliyor musun? Betül ablaya söyle lütfen üzülmesin diyor. Duyuyor musun? Allah size sağlıkla büyütmeyi nasip etsin bebeğinizi. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin inşallah. Amin. Merhaba. Kimler geldi? Hoş geldiniz. Merhaba Ayşe abla. Bu Ferit abim. Hay yerim ben seni canım benim. Gel bakalım. Öpeyim seni de. Hoş geldin. Gel sen de öp beni. Ne haber güzelim? İyiyim Medya ablacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al bakalım beğenecek misin? Ferit'e de küçük bir şeyler aldık. Hiç zahmet etmeseydin Medya abla ya. Olur aşk olsun. Öyle şey ne zahmeti hayatım. Kocanın doğum gününde üzerinde böyle şık bir şeyler olsun istedim. Bir giy bakalım olacak mı? O zaman ben şu önlüğü falan çıkarayım. İyiyim. Biraz da. Betül'cüğüm nasılsın? İyiyim Medya ablacığım. Ah. Sen nasılsın? İyiyim. Ya siz geldiniz ama ben de tam çıkıyordum. Aa, sen de kalsaydın. Çok isterdim. Ama biliyorsun Yaman merak etmiştir, bekler. Nasıl istersen. Tamam. Anne meyveli pasta mı yaptın yine? En sevdiğim. Benim en sevdiğim sensin. Oğlum benim. İyi ki doğurmuşum seni. Kuzum benim. Ferit Bey yetmediğini bırakmadı, şimdi bir de gözyaşı akıtıyor. Zümrüt Hanım geldi hanımım. Nereye alayım? Buraya alın. Tabii hanımım. Hoş geldin Zümrüt. Hoş bulduk. Doğum günü mü? Nasıl anladın? Pasta yapmışsın yine. Yaptım ya. Bunca zaman her sene yaptım bu pastayı. Koca adam oldu. Hala çocuk gibi sevinir görünce. Yani sevinirdi. Şimdi öylece duruyor tezgahta. Zümrüt. Ferit benim yüzüme bile bakmıyor. Arayıp doğum günü kutlu olsun kuzum bile diyemiyorum. Kardeşim. Bizim sınavımız da buymuş. Evlatlarımızla sınamıyoruz işte. Zümrüt. Anlat bakalım. Bu Hüseyin meselesinin aslı astarı var mı? Denen çocuğun cinayetinde Hüseyin'in de parmağı varmış. Aklım hafızalama almıyor. Bu çocukla Hüseyin'in ne işi olabilir? Sen başından beri biliyor muydun?
Yok yok, ben sonradan öğrendim. Öğrendikten sonra da Hüseyin'i ikna etmeye çalıştım teslim olsun diye. Hatta kaç kere polisi arayacak oldum. Vazgeçtim. Ama biri ihbar etmiş. Hiçbir suçu cezasız kalmaz. Ama o benden biliyor Azade. Benden intikam almaya çalışıyor. Banka hesaplarının hepsini boşaltmış. Kredi kartlarını iptal ettirmiş. Ne diyorsun Zümrüt? Üstüne üstlük. Tefeciden dünya kadar borç almış. Aa. Bugün geldiler. Eve bastılar biliyor musun? Tehdit ettiler bizi. Ya parayı verirsiniz ya da evi sizden alırız diye. Ben de nereye gideceğimi bilemedim. İçimi dökmek için sana geldim. Tabii bana geleceksin Zümrüt. Nereye gideceksin başka? Bana geleceksin tabii. Teşekkür ederim. Ya beğendiniz mi gerçekten? Çok güzel olmuşsun Ayşe abla. Gerçekten mi? Gerçekten. Amcam görünce bayılacak sana. Canım benim. Utandırdınız beni. Hanımlar selamlar. Güneş gibi doğmuşsunuz mekana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mirza Bey benim yeni patronum. Kafenin yeni sahibi. Tanıştırayım sizi. Müge. Merhaba Müge. Memnun oldum. Vediye abla. Merhaba Vediye Hanım, selamlar. Bu da Zeytin. Merhaba yakışıklı. Doğum günü çocuğu nerede? Teşrif etmedi mi daha mekanım? Onun vakti gelmedi daha. Gelir birazdan. Nasıl geçti ilk gün? Oldu mu gelen giden? Oldu. Bu kafeyi seviyorlar zaten. Birkaç sipariş aldım. Kurabiyeler ve sandviçlerle ilgili. Daha sonra isterseniz değerlendiririz birlikte. Seve seve. Lütfen keyfinize bakın. Çok memnun oldum tanıştığıma. Arkadayım. Biraz garip biliyorum. Ferit de çok sevmedi. Ferit'i zar zor ikna ettiniz nasıl? Ama iyi ya işte. Hadi hazırlıklara devam edelim, gelmek tamam. Üzeredir. Götürüyorum bunları. Olur. Şunları al. Söyleyenler. Ferit Bey, ben biraz daha yeşiledim bu işi. Galiba haklısınız. Bu Mirza. Geçmişi biraz muamma. Misal? Misal şöyle, bir yetimhane geçmişi var. Ne olabilir? Aynen. Ama olay asıl ondan sonra çetrefilleşiyor. İki farklı soyadı var. Yetimhanede başka, çıkınca başka. Sonra birden aşırı zenginleşme görüyoruz. Yani bunlar önemli bilgiler tabii ama yetmez. Hepsi açıklanabilir. Sen bunu biraz daha eşelemeye devam et Ender. Tamam mı? Hadi haberini bekliyorum, görüşürüz. İyi akşamlar. Eyvallah. Ayşe. Hoş geldin sevgilim. Sevgilim, bu ne güzellik böyle. Mutlu yıllar. Ya sen var ya sen. Canım. Ya siz. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Harikasınız ya. Bir tanem. Anneciğim. Gel bir tanem. İyi ki varsın. İyi ki sen varsın. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun? İyi misin Zeytin? Mutlu yıllar Ferit abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Unutmamışsın. Oyun oynamışsın bana. Unutur muyum hiç? Daha nikah kıyarken baktım ben senin doğum tarihine. Sen değilim ben sonuçta. Lafını da esirgemez. Diyorum ki bu sefer beni daha ne kadar şaşırtabilir? Acaba daha ne kadar aşık olabilirim ona ama... ...hep daha fazlası var. İyi ki varsın bir tanem. Seni çok seviyorum.
Sen bir iki varsın. İyi kimsin sen peki? Gece mutlu yaşlar Ferit. Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bu gece çok sevgili işletmecimiz Ayşe Hanım'ın eşinin, daha doğrusu eski eşinin doğum günü. Kendisi aynı zamanda bir de baba oluyormuş. Bir alkış alırım bu habere. Ben de kendisine günün anlam ve önemiyle ilgili bir şarkı armağan etmek isterim. Sağ olun Mirza Bey. Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Gel hayatım. Bu arada beğenirseniz haftanın 3 günü canlı müzik düşünüyoruz. Haberiniz olsun şimdiden. Bir bakarsın oyuncağın kırılmış. Arkadaşın sana küsmüş, darılmış. Kavga etmiş, kaşın gözün yarılmış. Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum. Böyle büyük insanlar ağlamak çare değil. Zaman değirmeni durdurma. Baba. Kolay değil. Amcam ama. Ki amcam ama. He amcana ufak bir şey işte, ne? Bir şey yapsana. Sen içeride bir şey... Niye kendin vermiyorsun? Ya... Bilemedim şimdi. Canım benim. Canım benim. Ben biliyordum senin içinden rahat etmeyeceğini. Baba hadi gel bak girelim içeri ha. Ya o senin kardeşin canın. Ya sarılın bitsin gitsin artık bu saçma küslük lütfen. Yok öyle. Ya ben geçiyordum. Sen al bunu. Ne? İçeride bunu sen verirsin tamam. Kız al şunu. İçeri gir tamam. Bak bir de. Benim burada olduğumu görmedin, duymadın. Tamam? Baba. Ne? Dur tamam, hadi. Hadi gel. Dur kız. Baba. Kendimi söyleme. Tamam, söylemeyeceğim. Hadi bay bay. Bay. Gittiği yere kadar götüreceğiz mecburen. Öyle. Öyle ama benim... benim dayanacak gücüm kalmadı. Ben çok yorgunum Aslan. Çok yorgunum. Ne gidecek bir yerim var, ne çalacak kapım var. Yapma Zümrüt. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Benim evim senin evin. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Yalnız Hande ile ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu kapıdan içeri girmesine gönlüm el vermez. Söz ağızdan çıktı bir kere. Azade. İnsan evladından vazgeçer mi? Ben sana bunu desem evladından vazgeçebilecek misin? Vazgeçtiğim zamanlar oldu. Tamam Zümrüt, şöyle yapacağız. O eve sakın gitmeyeceksiniz. Kızınla ihtiyacınızı giderecek bir ev hazırlatacağım size. Sen benim kader arkadaşımsın. Ahiretliyimsin. Sahipsiz değilsin Zümrüt. Hüseyin hapisten çıkana kadar
maddi manevi her şekilde yanınızda olacağım. Üzme artık kendini. Üzme. Kardeşim. Efendim Kerim. Hangi otel? Açmıyor mu hala? Kapalı ya. Merak ettirmek için yapıyor. Ah nihayet. Senin telefonun niye kapalı? Ya şarjım bitmiş, fark etmemişim hayatım. Ben seni çok merak ettim Betül. Merak etme, iyiyim ben. Betül, ben seni evinden etmek istemem. Ama gerçekten başka gidecek bir yerim yok. Olsa giderdim. Biliyorum anneciğim. Lütfen keyfine bak. Ben asıl Zümrüt teyzeyi ayıp ettim. Ara o da gelsin. Bizim evimizin kapıları size sonsuza kadar açık. Değil mi Yaman'cığım? Tabii. Ya hem beni biliyorsunuz, arada böyle saçmalarım. Ama sonra geçer. Hem Hande'cim, sen beni ne kocamdan... ...ne de evimden edemezsin. Biz de Ayşe ile Ferit gibi çok mutlu bir çiftiz. Onlar bugün nasıl bebekleriyle birbirine tutunduysa... ...biz de bir gün öyle olacağız. Ben olmasın. Aşkım ben çok acıktım ya. Evde yiyecek bir şeyler var mı? Dışarıdan bir şeyler söylemiştik. Onlar var. Dolapta. Tamam. O zaman ben gideyim duş alayım. Üzerimi değiştireyim. Sonra beraber sofraya kurarım. Tabii. Boyundan büyük konuşuyorsun Betül. Mutlu olacaklarmış. Sanki Ayşe ile Ferit mutlu mu olacak? Siz de mutsuz olacaksınız onlarla. Zeytin, hadi şöyle derin bir nefes al bakayım hadi. Bir, iki, üç. Ver. Aferin sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. O zaman ne yapıyoruz? İyi ki doğdum. İyi ki doğdum. İyi ki doğdun Ferit amca. Teşekkür ederim. Gel. Sevgilim. Aşkım, iyi ki doğdun. Sağ ol bir tanem. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Yengeciğim. Mutlu yaşların olsun. Çok sağ ol. Sizin. Hep beraber olsun inşallah. Amcacığım. Bir tanem. Nice mutlu yaşlar amcacığım. Hep beraber inşallah. İyi ki varsın. İnşallah. Ben tabakları getiriyorum hemen. Ya hadi. Tamam. Anne seni seviyorum. Çok güzel sürpriz oldu. Ne oldu sevgilim, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Burada mı kalıyorlar? Evet efendim. Emin misin? Gözlerimle gördüm efendim. Yalnız güzel sürpriz oldu ya. Değil mi? Vallahi. Anahtar sende değil mi? Yok, nerede bende? Nasıl? Sana verdim en son. Nerede bana verdin ya? Bende yok. Bende de yok. Ne yaptık? Kafede mi unuttum yoksa ben? Hay Allah. Tabii beyimiz alışkın değil anahtar taşımaya. Onun sürekli kapılar açıldığı için öyle. Ne alaka şimdi bu yani? Ne demek yani sürekli kapılar açıldı? İlla bir lafını sokacaksın yani değil mi? Yok, laf sokmak için söylemedim ama. Çok...
Ne oldu? Niye gülüyorsun böyle? Bilmiyorum. Bilmiyorum, hormonlardan kaynaklı. Ya bazı hamilelerde şey olurmuş işte, hani ağlarlarmış sürekli falan. Bana gülme geliyorsun. Ben gülüyorum sürekli, tamam, neyse gülmeyeceğim. Güzel güzel, gül gül gül, sen gül bir tanem. Ya sen gül ya. Sen gülsün, ağlama. Sen gülünce dünyalar benim oluyor. Gül bir tanem, gül sen. Aman ağlama. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Doğum gününde kapıda kaldık. Sen söyle, ne yapalım şu an? Çok saçma, ne yapacağız? Çilingir mi çağırsak, ne yapsak? Evet, doğum gününde kapıda kalmış biri olarak duygularını alalım. Söylemek istersin bu geceyle ilgili. Vallahi hayatım, bir şey söyleyeyim mi? Yani... Öncelikle her şey için çok teşekkür ederim. Hayatımda yaşadığım en güzel doğum günüydü. Niye? Çünkü... Sen varsın artık. Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde. Böyle kahkaha atıyorsun. Kalbimdesin, aklımdasın, bebeğimiz olacak. Yüzün gülüyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bundan daha özel bir doğum günü olabilir mi? Olamaz. Varsın kapıda kalalım, ne olacak ki? O zaman ben de sana son bir doğum günü sürprizi yapayım. Ne sürprizi? Allah aşkına. Eski usul her zaman işe yarar. Ya. Yediğini koymuştum oraya. Niye kıvrandırdın bizi burada o zaman? Ne yapayım, çok tatlıydın. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum be. İyi ki varsın sevgilim. Kök salmak. Ne acayip şey. Ne kadar yaprak döksen de, sararıp soğusan da, umutla bağlanırsın toprağa. Umutla. Umut olsun. Bebeğimizin adı Umut olsun. Kız da olsa, oğlan da olsa umutla bağlansın hayata. Olsun sevgilim. Kök salalım onunla hayata. Toprağımız olsun o bizim. Biz de onun umudu olalım. Olalım sevgilim. Çok gülsün o. Çok sevsin. Adıyla çok yaşasın. Adıyla bağlansın hayata. Adıyla kök salsın. Salsın sevgilim. Umut.
Duyuyor musun sevgilim? Duyuyor musun Ferit? 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 Ferit! Ferit dön ne olur. Sen gidersen susarlar. Ne olur dön bırakma bizi Ferit. Ferit! 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 Su gibi olmuşum ya. Anneciğim ya. Niye böyle yapıyorsun? Niye üzüyorsun beni ya? Kuzum benim. Doktora bak sen. Karavan kafası ha? Aynen. Burada mı yaşıyormuş? Öyle gibi. Ya gerçekten burada yaşıyor ya da burada bir şeyler saklıyor. Vallahi bir sürü dosya falan var. Olduklarını bilmiyorum ama bir şey var yani. Bakacağız şimdi o ne varmış bakalım. Dosyalarda, kitaplarda. Geçeceğiz. Şimdi nerede? Dükkana gitti. Bir süre gelmez. Dosyalarda ne varmış bakalım. Cingöz dışarı. Dışarı Cingöz.
Ben bir geldim, kapı duvar. Ölüyorum. Ayşe. Ayşe, duyuyor musun? Ölüyorum. Ayşe. Sen bana tatlıyı verdim, yedi demedin mi? O zaman niye hiç haber gelmiyor? Öyle diyorsun. Tamam. Ben size söyledim. O konaktan turun girmeyecek. Yoksa hepinizin kökünü kuruturum demiş.